Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir videodan, yeni bir bölümden hepinize merhaba. Geçtiğimiz bölümde söylediğim gibi Yeşilovacık Limanı'nın arkasında kamp kurmaya gelmiştik. Çadırlarımızı kurmak üzereyiz. Az yukarıları keşfe çıktım. Şöyle küçük bir dereyle karşılaştım. Acaba buraya mı kursak çadırı, aşağıya mı? Şimdi onun kararını verelim. Ve burada bir istirahat kampı yapalım. Yeni camiden geliyoruz. Ben baktım gelmiştim ya. Tarkan Aga'yı da aldım. O da geliyor. Su borusu var muhtemelen. İleride su deposu var. Böyle bu suyun başına kadar çıkabiliriz. Ormanda düzenlik bir yer arıyorum. Buralar olmaz. Az yukarı çıktık. Burada bir yol varmış. Meğer yol ileriden dolaşıyormuş. Bu kadar yola çıktık bari. Üst yola çıkalım da giderken kolay olsun. Böyle bir yere çadır kuracağım inşallah. Bisiklet, pedal çeviriyorum. Bisiklette bizim her şey ablacığım. Onu mu alayım yüklersiniz oraya? Ha, onu yüklüyoruz, sırt çantamız var. Pedal basa basa gideriz. Manisa'dan beri böyle geldik. Allah Allah. Sizin şey, saya nerede, avın nerede? Nerede mi? Hayvanlar buradan mı geçiyor, nereden geçiyor? Sabahtıya mı burada geçer? Sabah burada kaç mı kalacak? Biz burada bugünle yarın kalacağız. Şuradan yanımızdan geçerler herhalde ya. Bir şey yapmazlar. Bir şey olmaz ya. Sabah gelirseler, sabahlar tek sabah buraya gelecek. Bir şey yaparız ya. Azıcık ses çıkardık bir yanımızdan geçer giderim. Selam söyle abilere de. Yanımda sırtla her bir gün sırtınıza mı dön? Sırtınıza bisikletle pedalla sabah sen. Şey mi kazanıyor? Para kazanıyor? Yok. Öyle. Keyfine geleceğim. Belki bir gün ben de senin gibi bir ahır yapar, ağıl yapar. O olmaz ya o kadın. Geçi mi var, boyun mu var? Geç bizim gibi. Geçi bir şey olmaz. Sağ olasın teyzem. Şu su temiz mi, içilir mi? Zor ya. Gözünden alacak. Zor, bunları anlatmak zor ya. Bazı köylüler var. İyi, yakın. Evet, hep oradan şey içki. Tamam. Allah Allah razı olsun. Bizim de eskiden çobanıymış. Anne tarafı. Avar gelmez buraya. Onlar Konya'da bizim de ağıllarımız varmış eskiden. Konya'da benim babamın evi var. Çıkışta bir şey. Ben de aslen Konya'da. Konya'da halam var, benim halam var. Bir şey olmaz inşallah. Çok sağ olasın. Selam söyle amcalara, abilere. Bluetooth modem. Abi radyo eşliğinde yama yapmaya çalışıyorum tekerleri. Nerede o? Kim? Şurada bir tane delik var. Bu da kaçıncı? 1, 2, 3, 4. yama herhalde bu da bunda. 1, 2, 3. Herhalde 4. yama. Artık yeni bir iç lastik almak lazım. 2 tane böyle yamalı var. Bir tane de burada. Buna da bir patlak bu da yama yapacak. Hazırda kalsınlar. Bir yemek yedik, atıştırdık yine barbunya. Birazdan şu yama işlerini bitireyim. Bir ateş yakar, çay yaparım ya da sabah yaparım. Böyle dikişsiz lastikler güzel oluyor. Al, abi iki tane ben alacağım. Akşam olmak üzere abi. Tekerleri yaptım. Daha çay yapıp içemeden iş güç zamanı. Bu rüzgarda çamaşırlarım güzel kurur diye. Burada akan bir dere var bakın. İnce bir dere.
Yeşil Ovacık'ın tepesindeyiz. Rüzgar fena. Karanmadan şu çamaşırları bir yıkayalım. Islattım dereye. Böyle abi. Çamaşır, bulaşık hepsi doğada işte. Yapacak bir şey yok. Ne güzel akıyor derede. Aslında dere değil bu. Hemen şurada bir havuz var. Bir de su deposu var. Biraz önce keşfettim, geldim. Su deposundan tahliye suyu o havuzun içine akıyor. Havuzdan da taşıp dereye oluşturuyor. O havuzdan hayvanlar da su içiyor herhalde. Bir de su ılık. Hatta böyle sıcak gibi yani. Yarın gündüz rüzgar olmazsa, güneş güzel olursa bu suda, tepedeki havuzda yıkanırız. Bir de şimdi bu su deposunu keşfettim, geldim. Bir tane pano var, kapısı açık. Bir de orada priz gördüm. Şimdi Tarkan Aga'ya sürpriz olacak. Elektrik için aşağı inmek zor geliyordu camiye. Hadi şunları bir yıkayalım. Azıcık daha ıslansın böyle. Bak karardı abi. Çadırlar orada, üstünde çamaşırlar dolu, çam dallarında, ayakkabılarım yıkadım. Hava rüzgarlı, ateş yakmaktan şimdi vazgeçtim çünkü etraf çam pürüle dolu. Kış da olsa tehlikeli abi. Hadi gidelim çadırımıza. Evet, akşam oldu, yine çadırda aynı muhabbet. Naccar dükkanı açıldı. Bu kaşık bitti abi. Bunu normalde çok süsleme yapacaktım. Ama çam tahtası olduğu için narin elimde kalmasın. Bu haliyle de güzel. Günaydın dostlar. Kamp yerimizde uyandık. Yağmur atıştırmasıyla ateşi başlatamadım. Yerini hazırladım ama ben YouTube'da bir kahve yaptım sabah sabah. Yeni fincanımda. Yanında da küçük çikolata niyetine görsel olarak keçi boku koydum. Nasıl? Vakit öyle vakti. Yağmur yine ince ince atıyor ama biz küçük bir ateş yaktık. Etraf kuru dal dolu. Büyükçe çevirdim ama küçük bir ateş yakacağım, bir çaylık. Çayımız kaynadı. Dere suyundan yapıyorum. İnşallah güzel olur. Hala çayın içinde Isparta'dan kalma kaçak çay parçaları var. Son. Alıyorum, kavanozu kapatmaya çalışıyorum. Şimdi bir de şöyle bir konserve kutusu. Karadeniz'de 2 sene önce yaptığımız cila. Kapağı yok, sağa sola bulaşıyor. Bunu tekrar eritip bu şişeye katacağım. Orada su onu eritsin. Abim çayımız hazır. Güzel olmuş derenin suyundan. Ve şey de eridi. Bal mumu, onu yeni şişesine hemen katalım. Hop. Oo. Hemen donmaya başladı içindeki bal mumu. Böyle soğuya dursun. Çocuğa gece yine çadırda ıvır zıvır böyle uğraşıyoruz. Fincanın içine uyuyordum. Bız bız yapmaya çalıştım bu şarjı.
şey tıraş makinesinden ama ucuna alüminyum bir parça buldum. Yardım onu. Zımpara bağladım. Eyvallah çalışıyor. Fakat tahmin ettiğim gibi gücü yetmiyor. Yani bırak tıraş almayı. Hafif bir zımpara bile yapmıyor. İçindeki piller şarjı pil. Bunu da pil şarj edip fenerimde bu pilleri kullanabilirim ışık amaçlı. Onun dışında başka bir işe yaramaz. Ekmek ister misiniz? Şş, bardağımı kırarsınız. Bak orada bardağım var Allah. Mencere hepsi gitti. Aha. Al bakalım. Al. Kamp yerinde ikinci günümüz. Aslında bir hafta kadar kalınacak güzel bir yer. Yeşilovacık köyünün üstünde bir ormandayız. Yakınımızda bir keçi sayası var. Burada akan bir dere var. Yani deponun tahliye suyu daha doğrusu. Hemen üstümüzde su deposu. Su deposunda elektrik buldum. Suyumuz var, elektriğimiz var. Marketler 500 metre ötede. Doğanın içinde. Sadece limanın gürültüsü uzaktan geliyor. O da o kadar olsun. Toplanıyoruz. Mecbur. Aslında gitmek istemiyorum ama bir kargo geliyor. Onu almak için taş ucuna gitmem lazım. 27 kilometre var. Ve bizim bugün ya da en geç yarın oraya varmamız lazım. Hadi toplanalım, bir yola çıkalım. Alt yoldan gelmiştik. Üstte köye çıkan bir yol daha varmış. Manzaraya bak, manzaraya. Hey gidi ben. Yalnız hava iyi esiyor ha. Ben kısa kolluyla çıktım. Soğuk rüzgar esiyor. Yeşilovacık köyünden çıkıyoruz. Ara yollardan. Az ileride ana yola tekrar bağlanır. Yavaş yavaş Boğsak köyüne, oradan da Toşucu'na doğru gidelim bakalım. Evet, kalabalıklaştık. Çocuklar el sallayın. Abi kanalı mı var senin? Var. Seyyah Ömer diye yaz, YouTube'a çıkar. Tamam. Seyyah Ömer diye yaz, çıkar. Seyyah Ömer. Evet. Biz de paylaşalım. Paylaşacağım. Bir iki gün sonra akşam izlersiniz. Tamam. Hadi bakalım. İsmin ne senin? Eren. Senin? Seyman. Memnun oldum çocuklar. Selamünaleyküm. Güzel köy yollarından gidiyoruz. Tarlada lahanalar. Az kaldı asfalta. Yeşilovacık'tan Işıklı Mahallesi'nden asfalta çıktık. Böyle yol kenarı düz ormanlıklar varmış. Tepede de bir yırtıcı kuş uçuyor. Akşamüstü denk gelse uçsuz bucaksız güzel kamp atılacak bir yer. Derinlere doğru. 20 kilometre kadar var. Taş ucuna. Hafif böyle bir yokuş gibi bir yer var. Yavaş yavaş gidelim. Rampanın hemen hemen tepesine çıktık. Rüzgar fena atıyor geliyor. Şöyle bir ormanın içine ineyim. Biraz mola vereceğim. Tarkan Aga inişte bekliyordur beni. Denk geliriz ileride bir yerde. Karnım çok acıktı. Şurada son barbunyamı yiyeyim. Artık barbunya almayacağım abi. Of. Öyle diyorum alıyorum ama hem bıktım hem de fiyatı pahalanmış. Bak şimdi kargomuz olmasaydı
Her yer çok güzel orman. Of, hadi şuraya çökelim abi. Yere oturacağım ya. Geçen sahilde bahçeden kopardığım biber zehir gibi. Akdere köyünün girişi burası dostlar. Köyden de yol gidiyor, sonra birleşiyor. Fakat tam da tepe noktadayız, biraz inişimiz var. Hazır böyle iniş yol denk gelmişken asfalttan basıp gideceğim, bir tane de tünelimiz var, hadi gidelim. Yolun dibinde böyle giden bir toprak yol buldum. Yavaş yavaş gidiyorum. Tüneller göründü karşıda. Herhalde biraz rampa mı tüneller? İniş olmadığı kesin gibi. Toprak yolun gittiği yere kadar gidelim ya. Boğsak tüneli 1514 metre. Vay arkadaş, bu ne ya? Tabii ki kaldırımdan yaya gideceğiz. Tünelin içi düz. Hatta hafif aşağı doğru meyilli gibi gidilir ama ben kendime güvenmiyorum abi. Çünkü arkadan bir araba sesinde panik yaparım. Zehir gibi geliyor. Sağ salim bir tünelin daha sonunu gördük abi. 1500 metre. Buralardan geldim geçtim bir zaman, bir zaman. Yoldaşım vardı yanımda. Ah ne güzel zaman, zaman. Abi bol sağa geldik. Yılmaz Agam'la burada kamp alanında kalmıştık bir gece. Sağolsun orada bize bir emekli polisti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Oo, rüzgara bak. O bizi orada misafir etmişti. Kamp alanına ücret ödememiştik yani. Burada da böyle bir mezarlığı var idi. Mecbur kalınırsa kamp atılır diye o zamandan görmüş idem burayı. Bir çeşmesinde elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra da caminin oraya geçeriz. Geçen sene burada kalmıştık. Boğsak Camping. Devam edelim abi şöyle. İncekum plajı buralar arkadaşlar. İnmedim aşağıya. Daha önce görmüştüm. Boğsak'tan çıktım. Karşıda bir kale var ama askeri vis olarak ayırmışlar orayı. Giriş yasak. Oradan dolandım. Şimdi taş ucuna az kaldı. Gidelim bugün yetişelim de şu kargomuzu alalım. Evvel aşağıdaki yoldan geçmiştik yaya. Yılmaz abiyle. Abi yoruldum. 3 kilometre falan kaldı taş ucuna. Bir su molası, biraz soluklanayım şu ağacın altında. Yiyecek bir şey de yok. Bakkaldan falan kırıntı, enerji verecek bir şey de almadım. Kesildim. Taş ucuna hemen varmam lazım. Geldim, taş ucundayım abi. Şimdi kargo şubesine gideyim akşam olmadan. Saat 3'ü geçti, 4'e geliyor. Alalım paketimizi, geri iade olmasın. Kargomuzu aldık abi. Bakalım içinden ne çıkacak, sürpriz. Taş ucundayız abi. Kargodan çıktım. Evet abi, kargodan aldığımız ürün budur. Bakın. Benim için çok kıymetli bir şey bu. Biliyorsunuz kaşık oyarken zorlanıyordum.
Ve bunu gören kıymetli Uğur abim sana dedi bir bıçak yapıp göndereceğim. Biliyorsunuz onun dükkanına girdiğimde raftaki bıçakları görmüştünüz. Kendi el yapımı bıçakları. Şuna bakın. Sapı geyik boynuzu, ucu da körelmeyen bir çelik. Çok güzel yapmış. Hatta tam da biz onu anmıştık. Bir gün kampta ben kaşı koyarken Tarkan demişti. Şimdi Uğur abinin dükkandaki o güzel bıçaklar olsa bunu böyle peynir gibi keser falan demişti. Aynen öyle. Biz öyle düşünürken demek ki Uğur abi de bana bir bıçak yapmayı düşünüyormuş. Hemen bir gün sonra ne yorum yazdı. Sonra ertesi gün de baktım telefondan yaptığım kaşığını bıçağını diye video yollamış. Abi tekrar teşekkür ederim. Eline emeğine Uğur sağlık inşallah. Uğur abi bir kalmadı mı böyle? Hı? At bakın. Gelmedi güneş koyuyor. İnşallah abi hatıram bizde kalacak. Bununla çok güzel kaşıklar yapacağıma inanıyorum. Çok sağ olasın. Bundan kaşığı boş ver. Adam derisi bile kesilir ya böyle. Yani artık derileri. Dikkatli olasın bak. Beni kızdırmayasın. Kaş ucunda geziyoruz. Bir kahvehane bulup oturup çay içesim var abi bakalım. Hala taş ucundayız. Bu şapka niye akşam bendeyse? Havası çok soğuk esiyor. Yani Anadolu'dan bu yana doğru esiyor. Bir parktayız. Bu gece burada geçirmek zorundayız. Benim kargo işim vardı ama onu hallettik. Bir de şimdi yarın gelecek Tarkan'ın bir paketi varmış. Mecbur taş ucuna adres verdik. Yarına kadar onu bekleyeceğiz. Burada Reşadiye Camisi var. Daha önce de önünde oturmuştum ben. Burası da Halil Dölek Parkı'ymış. Geceyi buralarda geçireceğiz. Yeni yollarda görüşmek üzere. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.